Günümüzde çok revaçta. Herkesin şu an sevgilisi konumunda. Kaktüsler ve sukulentler. Neden? Bakımları çok kolay. Su istekleri az. Her türlü ortamda, ister karanlık olsun, ister gölge olsun, ister aydınlık olsun, ister cam önü olsun, ister balkon olsun, her yerde yetiştirebileceğiniz çok kolay bitkiler. Sukulentler aslında hani isminin kökeni bünyesinde su bulundurduğu, bu yapraklarının içerisinde su bulundurmasından geliyor aslında. Genel bir isimdir. Kendi içlerinde bölünürler. Farklı farklı isimleri vardır piyasada. Ama hani gittiğiniz yere sukulent dediğiniz zaman size binlerce çeşit gösterebilirler. Sukulentler az önce dediğim gibi bünyesinde su barındırdığı için bunu susuzluktan değil, fazla sudan öldürürsünüz. O yüzden 15 günde bir, hatta neredeyse 20 günde bir bile sularsanız, kış aylarında hiç sulamazsanız bile, ayda bir unutsanız bile size kolaylıkla küsmeyecek bitkilerin başında gelir. Sıcağı severler. O yüzden sera gibi bir ortamınız olan herhangi bir işte kış bahçesi gibi kapalı bir balkonunuz, güneş alan bir balkonunuz, çok rüzgar almayan noktalarınız, evinizin televizyonunuzun yanı, büfenizin üstü, sehpanızın üstü, kanepenizin yanı, mutfağınızda, hatta banyonuzda bile çok rahatlıkla yetiştirebileceğiniz bitkiler arasındadır. Bunları genellikle böyle tek değil, büyüklerini tabii ki tek ama küçükleriyle çeşitli kombinasyonlar yapabilirsiniz. Çok dekoratif çiçekleri olan bitkilerdir. Hatta şöyle denilir, yani kaktüsün çiçeğini gören çok şanslıdır derler. Çünkü kaktüs senede bir sefer açar, o çiçeği bir gün boyunca açık kalır. Onu görüyorsanız da çok şanslısınızdır demektir. Mesela benim evimde bir sürü kaktüsüm var ama hiçbiri henüz çiçek açmadı. O yüzden hani şanslı şanssız konusunda şanssızım diyebilirim. Keza başka bir bakamadığım, kendi evimde açtıramadığım orkidelerim de vardı daha önceden bahsettiğim gibi. Sukulent, hani hiçbir bitkiye bakamıyorum. Ya evimde hiçbir bitki olmuyor dediğiniz noktada sukulentler, kaktüsler çok rahatlıkla evinize alabileceğiniz, unutsanız bile size küsmeyecek, asla problem yaratmayacak bitkilerdendir.